hoş geldiniz, sefa getirdiniz efendim. Ben Esra Harman da yepyeni bir atölyeyle karşınızdayım. Yine yemek yapmayı öğreniyoruz A'dan Z'ye. Evet, musmutlu bir hafta sonu olsun hepimiz için. Hamur işini hepimiz çok seviyoruz, öyle değil mi? Zor günlere inat, biraz kendimizi şımartalım, mutlu edelim istedik. Ve içeriğimizi bu yönde belirledik. Bugün öyle güzel 3 tarifimiz var ki sırayla hepsini yapmak isteyeceksiniz siz de. Hamurun o mis kokusu fırından başlayıp bütün evinizi saracak. Hamur işinin en doğrusu nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Atölyemizde bu hafta sonu konuğumuz olan şefimiz Fırat Altay. Bütün detaylarıyla, teknikleriyle ve tarifleriyle bizimle birlikte olacak. Siz de bu arada Instagram'da Esra Harman'da ve sizin için T360 sayfalarımızın son postunun altına kendi yorumlarınızı, sorularınızı, görüş ve önerilerinizi ve tariflerinizi yazmayı unutmuyorsunuz değil mi? Şimdi izleyelim bakalım neler yapacağız bugün. Sonra Fırat şefimle mutfağa geçip sizi bekliyor olacağız. Pizza ve hamur işi severlere müjde. Hem tavada hem fırında yapılan lezzetli pizzalar ve sofraların kahraman lezzeti yumuşacık ve yassı haliyle evde ekmek yapımı. Mis gibi kokusu bütün evi saracak aynı hamurdan 3 farklı tarif ekranlarınıza geliyor. Şef Fırat Altay'la Yemek Atölyesi'nde hamur işleme teknikleri. Birazdan. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün eğitmen şefimiz sevgili Fırat Altay bizimle birlikte. Fırat şefim hoş geldin. Merhabalar, hoş buldum. Bugün biraz hamur işleriyle kendimizi şımartmak istedik doğrusu. Evet. Bizim mutfağımız bu konuda çok zengin ama İtalyanların mutfağı da çok öne çıkıyor hamur işi denince. Size de İtalyan şef deniyormuş. Niye İtalyan şef diyorlar? Ya aslında mesleğe ilk başladığım yıllardan itibaren İtalyan mutfağına bir ilgim vardı. Daha sonra da gidip yerinde deneyimledim. Bir süre çalıştım onlarla. Bir de Türkiye'de birkaç yerde İtalyan mutfağıyla ilgili kuruculuk yaptım. Eğitmen olarak devam ettim. O yüzden böyle İtalyan bir yakıştırdılar. İtalyan şef olarak biliyorsun. Yani sağ olsunlar. Biz de o zaman hamur işlerini en doğru kişiden öğreniyoruz bugün, doğru ellerden. Şimdi bir kere hamur işi denince başta pizzalar akla geliyor değil mi? Evet. Kolay pizza yapmayı öğrenmek istiyoruz sizden. Çok güzel bir pizza tarifim var. 3 tane tarif yapacağız ama tek çeşit hamurdan yapacağız. Tek çeşit hamuru ya öyle bir tarif vereceğim ki bu tarifle istediğiniz birçok şeyi yapabileceksiniz. Hemen izliyoruz ne yapıyoruz, sonra bekliyoruz sizi efendim. Buyurun. Pizza hamurunun malzemesinde olmazsa olmazlar nelerdir? Hamur nasıl yoğrulmalı? Nasıl açılmalı? Ne kadar bekletilmeli? Hangi peynir çeşidi kullanılmalı? Fırında pizza yapım teknikleri nelerdir? Tepsi pizza. Şimdi. Evde yaptığımız pizzalar dışarıda yediğimiz gibi olmuyor diye şikayet ediyorlar. Artık olacak. Olacak. Olacak, artık olacak. Yapabileceğiz. Artık olacak. Çünkü ben gerekli malzemeleri, gerekli detayları, gerekli püf noktaları bugün hepsini sizlere aktarıyor olacağım. Harika. Ama önce başlamak için bir malzeme listemizi görelim sevgili tamam. Fırat. Ondan sonra ya Allah bismillah deyip başlayacağız. Peki. Hadi bakalım. Buyurun, malzeme listemiz geliyor ekrana. Yönetmenim Gül şu anda ekrana getirdi. Evet, hamuru için 2 kilogram un, yarım paket maya, 1 yemek kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz şeker, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 litre içme suyu gerekiyor ama bu kadar değil. Üzeri için 3 kase mozzarella peyniri, 250 gram kültür mantarı, 3 kapya biber, 1 kase konserve mısır, 100 gram sucuk, 100 gram salam, 1 kuru soğan, 1 kase çekirdeksiz zeytin, 3 domates ve sosu içinde 4-5 domates, 1 kase domates püresi, 5 diş sarımsak, 10 yaprak taze fesleğen, yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım çay kaşığı kuru fesleğen, 1 tatlı kaşığı karabiber,
bir tatlı kaşığı kuru kekik gerekiyor. Oo, bayağı çok malzemeli böyle. Elimizi korkak alıştırmayacağımız. Alıştırmayacağız aynen öyle. Bir pizza. Başlayayım mı? Hadi başlayalım. Peki. Nasıl başlayacağız ilk aşama? Şimdi önce ben sıvı malzemeleri karıştıracağım. Daha sonra kuru malzemelerini yavaş yavaş karıştırarak ilave edeceğim ve kıvam vereceğim. Daha sonra dinlenmeyi ve dinlenme tekniklerini konuşacağız sizinle. Peki bu arada ben altını açayım mı tavuğumuzu? Yok o iki sonraki tarifimizde öyle gerekli. Öyle mi? Peki aynen. Tamam. Hani şimdiden açmak gerekiyorsa diye. Peki. Şimdi ben sıvı başta, malzemelerimiz neler? İçme suyu önemli hamurda. 1 litre benim içme suyu var. Ilık olacak ki hani mayayı çalıştırsın diye. Maya suyla karıştığında çalışmaya başlıyor. Unla da birleşince glutenler açığa çıkıyor ve mayalama süreci başlıyor. Dolayısıyla ben önce sıvı malzemelerimi koyarak başlıyorum. Zeytinyağını ilave ettim. Ayçiçek yağı da koyabilirsiniz ama zeytinyağı tercihimdir. Şu süreçte suyun ılık olması burada ılık önemli bir noktasıydı bahsettiğimiz. Mayayı da yaş maya olarak kullanacağız. Yani granür olarak da kullanabilirler. Kuru maya da kullanabilirler. Kuru maya ile yaş mayanın arasında bir fark var. Örneğin tarifte 10 gram yazıyorsa yaş maya, kuru maya olarak 5 gram 4 gram yeterli gelecektir. Yani %50'si gibi düşünebilirsiniz. Altında kalıyor. Çünkü kuru mayanın kuru olduğu için hacmi daha fazlalaşıyor. Yani daha bir sert ve daha bir güçlü bir yapıya ulaştığı için yarısını kullanın. Yani kuru maya dediğimiz işlemde yaş mayanın yarısı gerekiyor. Mayanın kuru ya da yaş olmasının bir farkı olacak mı bizim hamurumuz için? Yok, bizim hamurumuzda fark etmeyecek. Hı-hı. Ama kuru kullanacaklarsa tarifin yarısı kadar kullanmaları gerekiyor. Bu da bir önemli püf noktasıydı. Evet. Ben şimdi mayamı suyun içine atıyorum. Ya ayrı bir yerde eritmeyeceğim. Suyum ılık olduğu için burada bunu karıştırmaya başlıyorum. Bu kabarık hamurlu bir pizza mı olacak? Kabarık hamurlu olacak. Çünkü maya kullandık. Maya hangi hamurlarda kullanılmalı? Aslında maya, hangisinde kullanılmamalı? Maya hamur işlerinde birçok tarifte, birçok yapmış olduğumuz malzemelerde önümüze çıkıyor ve kullanmamız gerekiyor aslında. Ya kıtır bir ürün yapacaksak çok kullanmamak gerekiyor. İşte bir anasonlu bir yaprak yapacaksanız böyle kıtırdan falan ona gerek yok. Ya da işte grissini dediğimiz böyle bazı kıtırlar vardır. Onları da çok kullanmanıza gerek yok ama onun dışındaki bütün tariflerde kullanmanız peki, gerekiyor. Peki bu kabarık hamur değil de ince hamur olsaydı yine maya girecek miydi? Tabii içine? O zaman mayanın şeyi az olacaktı. Az miktarda, az miktarda olacaktı. Burada da şey oluyor mesela benim yapacağım pizza Napoli tarzı bir pizza olacak. Napoli pizzanın özelliği kenarları kalındır. Ortası incedir. Hı hı. Fakat Roma'da dediğiniz gibi biraz daha çıtır yaparlar, biraz daha ince yaparlar. Burada bu tariften ikisini de yapabilirler. Yani hamurun miktarını az yapıp merdane ile açtıklarında o da karşılarına çıkıyor. Aslında çok yönlü bir reçetemiz var, var bugün. Peki devam edelim. Evet. Şimdi ılık su, ılık su, zeytinyağı ve şeyi ve koydum. Maya girdi içine. Burada daha sonra tuzu ilave ediyorum. Şekeri de ilave ediyorum. Şimdi buradaki bir diğer püf noktam ise şu. Sizden de biraz yardım isteyeceğim tabii o konuda. Topaklanmamasını istiyorsanız, güzel bir hamur elde etmek istiyorsanız muhakkak ununuzu elemeniz gerekiyor. Ben yardımcı olayım size. Sizden biraz yardım rica edeceğim. Burada şekeri kullanmamız da mayayı aktif hale getiren unsur değil mi? Öyle de diyebiliriz. Erken mi davrandım? Şöyle yapayım. Şöyle. Evet. Şimdi buradaki kullandığımız unun niteliği ise çok amaçlı un. Yani baklavalık, böreklik denilen yani unlardan. Çok, aynen çok amaçlı. Eğer yeni yapmaya başlıyorsanız çok amaçlı unla ya da tam buğday unuyla işe başlamanızı isterim. Daha sonra profesyonel hayata geçtiğinizde çok çeşitli ve çok değişik malzemeler kullanarak da çok farklı hamurlar elde edebilirsiniz. Sen şöyle de vurabilirsin. Arada şöyle vur birer tane. Ha, biraz daha alçak. Ya çekim de güzel oluyor da o yüzden yukarıdan yapıyorum. Evet. Şimdi burada benim bir detay daha aktarmam gerekiyor. Tabii. Şimdi ilk başta
1 litre su koyduk ya. Evet. Suya göre şimdi un alınıyor. Ya İtalyanlar mesela bu şekilde hamurlarını yapıyorlar. Ya bizde ise bazen böyle bir harç olarak açılır hamur. İçine malzemeler konulur. Daha sonra sıvılar ilave edilir. Buradaki teknik tam tersi. Önce sıvılar konulur. Daha sonra kuru malzeme ilave edilir. Tamamen homojen bir yapı, yani her tarafının eşit olması gerekiyor. Topak olmaması gerekiyor. Daha aletle sonra yapmak onu acaba daha işimizi kolaylaştırır mı? Ben hani evde yapılacak olan tariflere, yani şeye karşıyım. Makineye karşıyım. Öyle aynen. Mi? Çünkü iyi bir hamur yapmak istiyorsanız ilk başta elde yoğurmanız gerekiyor. Çok iyi bir hamur yapmak istiyorsanız iyi bir su kullanmanız gerekiyor. Tabii köydeki ekmekler biliyor musunuz niye o kadar çok güzel oluyor? Niye? Doğru mayalama, doğru su ve doğru ateş ile. Ateş özellikle. Tabii ateş. Çok önemli bir ya faktör, bunlar bütün faktörler. Odun ateşi mi? Kesinlikle. Yani olağanüstü güzel pişmesine sebep oluyor. İşte Napoli pizzalarının özelliği de tamamen odun ateşinde pişmeleri. Biz bir tane daha yapacağız sizinle. Tabii. Nasıl bir kıvam olması lazım? Kulak memesi mi? Kulak memesi diye tabir ettiğimiz hamurun kıvamı olacak. Pizzanın çıkış öyküsünü biliyor musun? Tabii. Şimdi bu aslında Fırat nedir? Napolili fırıncılar aslında soylulardan şöyle bir talep geliyor. Diyor ki halka diyor böyle basit ucuz bir şey yapın. Hı-hı. Hani hem karınları doysun. Hem... Savaş zamanı galiba aynen, değil mi? Aynen. Daha sonra Napolili fırıncılar basit bir hamur yapıyorlar. Onun üzerine işte çok az bir şey zaten hani bir domates sos, çok az peynir. İşte pizza diye veriyorlar. Tabii bunu gören soylular merak ediyor. Yiyelim nasıl diye. Ya oradan başlıyor tabii. Ben yardım edeyim mi biraz? Olur. Sana şöyle veriyorum. Tamam bak şöyle teknik de bu. Tamam. Şimdi oldu. Bir dakika ben de o teknikle yapayım bir dakika. Şöyle yandan vuracağım. Vuracaksın. İkisini söylesene birden şöyle vuracaksın. Nasıl bak. Nasıl yoruldum deminden bak, beri bak bu kolaymış. Bak şöyle. Şöyle işte. Aynen. Ha böyle ikisini birden birbirine çarpıştıracağız. Bir şey daha öğrendim yaşasın. Daha sonra işte Napolili fırıncılardan çıkıyor, dünyaya yayılıyor. Biz Türk halkı da şeyi çok severiz, hamur işlerini çok severiz ve aslında bizim için vazgeçilmezdir. Benim de biraz merakım şu yönde oldu. Bizim kültürden de aslında esintiler gördüm. Böyle bir araya oturup yemek yiyorlar. Sofra kültürü bizimkine biraz benziyordu. Bir taraftan da yapalım şefim. Evet. Evet bizim kültürümüz onlarınki benziyor hakikaten. Kalabalık aileler, birlikte yenilen yemekler. Evet. Ve hamur işinin çok kullanılıyor olması mutfakta. Bizi aslında çok yaklaştırıyor. Makarnalar da evet makarnalar da öyle onlarda. Hiç çok yapmayı iyi bilmeyen birisi bunu yapabilir mi? Yapabilir. Yani yapabilir. Daha önce haşır neşir olmadı. Ben o yüzden bu hamuru yaparken hani o hiç yapmamış arkadaşları göz önünde bulundurarak öyle bir hamur elde ediyorum. Dikkat ederseniz zaten yemek yapar gibi kaşıkla devam ediyorum. Daha sonra ben bunu tezgaha alıp diğer kalan unumu da ilave edip şimdi bu sertleşti. Artık bunu tezgaha alabilirim. Tezgahımıza alıyoruz hamurumuzu. Tezgahımı alıyorum. Hiç elinizle yoğurmadınız dikkat ettim. Evet canım elimle şefim hiç benim yoğurmadım. Şimdi elimle yoğuracağım. Kaşıkla. Ha niye tercih etmedi elimle yoğurmayı Fırat? Çünkü hamurun daha iyi karışması gerekiyordu. Sıvıyı tamamen katı hale tahta kaşıkla getirdim. Daha sonra alacağım bunu tezgaha. Hadi bakalım. Tezgaha önceden unlamak gerekiyor mu alırken? Yani hafif unlanabilir. Yapışmasın diye bazen hani... Bazen şimdi zaten un ilave ederek karıştıracağım için onu biraz da engelleyeceğim tabii ki. Şöyle yapayım. Evet geldik evet, hamurumuzu şimdi burada, yoğurmaya. Burada avuç içini kullanacağız. Böyle. Teknik önemli evet. Tabii burada bu şekilde hamuru biz şefler yedire yedire deriz. Şöyle şu. Şu anda hamur eline yapışır kıvamda. Evet.
Böyle mi olması gerekiyor yoksa şimdi kendine gelecek kadar... Hayır, yavaş yavaş şu an kendine gelecek. Şu an yoğuruyorum. Bu hamurun bir püf noktası da o. Yani çok fazla sertleştirmiyoruz hamuru. Onu merak ettim. Tabii, yani çünkü nedir son istediğimiz kıvam diye. Şimdi buradaki bizim kendimize hedef aldığımız şey 1 litre suydu. 1 litre suya yeteri kadar, yani 2 kilogram un dedik. 2 kilogram unun şeyin sertliği de önemli burada. Unun sertliği, çünkü her un bir olmayabiliyor. Bazı unların protein miktarları değişiyor. O yüzden fark gösterebiliyor. Dolayısıyla ilk başta yapmamız gereken sıvı malzemeye göre hamura kıvam vermek. Eldeki yapışma neredeyse yok oldu. Demek ki istediğimiz kıvam bu. Elimize yapışan hamurun yapışmayacak kadar şöyle de yapabiliyoruz zaten. Tabii tabii, şöyle de elimizi ufak tefek yapışan hamurları mayalı kaldır. Hamurlar hep dinlendirilir. Bu dinlendirilecek tabii mi? Tabii ki, tabii ki. Ne kadar dinlenmesi gerekecek? Yani bunun ortam sıcaklığında, şimdi ılık su kullandığımız için ben biraz hızlandırıyor olacağım mayalandırma sürecini. Yaklaşık yarım saat normalde dinlendirmek gerekiyor bu hamuru. Ekmek yapsaydık iki tane yarım saat yapacaktık. Bir de şimdi turlayacağız bunu. Onu da göstereceğim. Turlamak ne demek? Yani ekmeği dört bir kenarını alıp farklı farklı katlayıp daha sonra bunu mayalandıracağız. Peki. Bu arada gördüğüm gibi tezgahta hamurlar yapışıyor yani bizim tabii, evimize tabii. De oluyor. Senin özel bir tekniğin var mı, onu kolay çıkarmak için yaptığın bir şey var mı? Yani ben hamuru yaparken zaten unu yeteri miktarda vereceğim için olmuyor. Yani elimde de pek kalmıyor. Ha, tezgahta tuz kalabilir. Tuz mesela iyi çıkartıyor derler onu. Yani. Ya ben çok şey yapmıyorum. Hani tariften çekiniyorum. Ben yaparım temizliğini, arkadaşlarım yapar mı diyorsun? Yok. Yoksa? Ben şunu yapıyorum. Örneğin spatula düşünün. Ya da benzer bir kazıyıcı alet ile kazırım. Tozunu alırım. Daha sonra sabunlu suyla siler. Yıkar ve geçerim. Çünkü öbür türlü tuz attığımı düşünün, onun üzerine de bezi koyduğumu, yani daha çok bulamaç haline getirmiş olurum. Ya bir de bizde hasip diye bir şey vardır, gıda kuralları. O biraz aykırı ona. Peki. Şimdi. Böyle mi dinlenecek şimdi bu? Şimdi biz bundan üç tane reçete uygulayacağız. Reçeteleri hemen uygulamaya geçmemiz mi gerekiyor yoksa yok, şimdi biraz dinlendireceğiz. Sonra mı? Yaklaşık bir yarım saat dinlendireceğiz. İstersen bunu. İstersen onu kenara alalım o zaman. O dinlensin. Evet. Biz geri kalan kısmını yapmak üzere mutfağın bu tarafına geçelim. Şimdi içini mi hazırlayalım yoksa yeni tarife mi geçelim şefim? Hangisi daha uygun olur? Şimdi ben sosu hazırlayacağım. Sosu hazırladıktan sonra da üst malzemesini hazırlayacağım. O ara zaten hamurum dinlenmiş olacak. O halde buyurun böyle alayım sizi. Tamam. Evet şef, sevgili Fırat'la bugün hamur işi tarifleri yapıyoruz. Kendimizi biraz şımartıyoruz. Haftada bir gün hamur işi de yiyebiliriz diyoruz. Benim için geçerli olan şey bu tabii. Evde pizza nasıl güzel yapılır ve kolay yapılır ve dışarıdaki gibi olur? Bütün teknik tarifler sende. Evet. Devam edelim. Şimdi ben burada doğranmış domates konservesi kullandım. Bunun yerine değerli izleyiciler normal domates de kullanabilirler ama peki, normal domatesi çok hafif pişirirlerse daha keyifli olacaktır. Şu tarafa geçeyim, daha rahat izleyeceğim seni. Tamam, bir kaşık alayım şuradan. Şu köşede istersen en köşede, daha da ileride. Evet. Burada domates pürem var. Domates püresini ilave edeceğim. Domatesi ve püreyi ayrı ayrı kullanıyorsun. Evet. Neden? Aynı şey değil mi zaten? Şimdi şunun rengine bakar mısınız? Şu çok güzelliğe koyu. Bakar mısınız? Evet, evet. Şimdi Napoli'deki pizzalarda böyle kıpkırmızı olur sosu. Şu yani renk versin diye mi sos ilave etmek renk zorundayız? Renk ve tat. Renk ve tat. Tabii yani ki, ikisinin birbirine şimdi sırf domates püresinden yaparsak biraz ağır gelebiliyor. Bunu ise hafifletmek için normal domates kullanıyoruz. Tamamdır. Ve bu domates, yani San Marzino domatesi kullanılır
İtalya'da. Ben Roma'da çalışırken vazgeçilmesi San Marzino. Böyle, ne farkı var onun diğer domateslerden? Üzüm gibi bir görüntüsü var domatesin. Bizim çeri domatesler gibi. Yani öyle demeyelim de. Bir taraftan yapalım istersen. Aynen. Hem yetiştirelim de. Kurutulmuş domates gibi. Kurutulmuş. Sarımsağımı ilave ettim. Böyle bütün olarak mı atıyorsunuz? Evet, şimdi içine? Blender ile değişik bunu tamam. Karıştıracağım. Neler ilave ettin? Tuz mu? Tuz. Tuz. Şimdi? Şey ilave ediyorum. Kuru fesleğen. Kuru fesleğen. Kuru kekik. Aha. Karabiber. Ve fesleğen yaprakları. Son olarak da zeytinyağı ilave edeceğim. Bunlar pişmeyecek bu şekilde Bunlar olacak. Pişmeyecek. Peki sarımsağın öyle tane tane içinde olması yerken bir problem oluşturmuyor Şimdi mu? Şimdi bunu blender'da... Blender'dan geçirip... Tabii tabii ki. Geçireceğimiz için bütün malzemeler iç içe geçmiş olacak. Dolayısıyla... Oldu. Tabii canım. Sarımsak sevmeyenler için çünkü biraz ha, zorlayıcı ya olabilir. Burada... Ben yardımcı olayım. Ha, tamam, şu Sizler biraz... şef mutfaklarına alışıksınız ama bizim mutfaklar biraz farklı tabii sizin mutfaklarınıza göre. Şöyle vereyim. Tamam. Buradan prizim var. Ona takmam gerekecek. Evet Fırat'cığım. Evet. Hadi bakalım. Burada domates sosu, yani bizim yapmış olduğumuz pizza sosunu, bunu da iki yerde kullanacağız. Kullanacağımız yerler ise... Biri pizzanın üstü, diğeri... Tava pizza diye adlandırdım. Aslında onun da İtalyancası pizza fritta diye geçiyor. Gördüğünüz gibi sarımsak yok. Evet. Ben pişirmeyeceğiz deyince blender'ı hiç düşünemedim. Allah Allah diyorum. Nasıl böyle kocaman kocaman malzemeler olacak? Bunu niye pişirmiyoruz? Bunu niye pişirmiyoruz? Zaten bu fırında yaklaşık 180 derecede bir 30-35 dakika zaten pişecek. Dolayısıyla bizim Türkiye'de bazı lokasyonlar hani pişirebiliyor ama ben size hani orijinalini gösteriyorum. Tamam. Şimdi pizza sosumuzu yaptık. Tamam. Sosumuz burada hazır. Dilersen pizzanın üst malzemesini Hadi hazırlayalım. Yapalım. Şimdi yapalım. Burada malzemelerim burada. Saydık zaten malzemeleri. Evet. Şimdi ben mantarı. Dışında. Burada da bu pizzada tamamen değerli izleyicilerin keyfine de kalmış. Yani örneğin sucuk sevme, sucuksuz yapar. Vejeteryandır. Sadece sebze ile yapar. Artık o değerli izleyicilerin damak tadına kalmış. Bu vazgeçilmesi herhalde mozzarella peyniri. Tabii neden mozzarella peyniri sosu ve pizza için neden bu kadar önemli? Ya mozzarella yağ azaltılmış çok farklı tekniklerle yapılmış bir peynir olduğu için krem ve fırına şeklinde mi oluyor bilmeyenler yok. İçin? Şimdi fırında yanma olmuyor. Yani çok büyük bir kızarma olmuyor. Yani kaşarı attığınız zaman kaşarın üstü yanıyor. Yandığı için de istediğimiz sonucu elde edemiyoruz. Mozzarella peynirinde bunu yaşamıyoruz. O yüzden onu tercih ediyorum. Dolayısıyla tabii hani yağ oranı da biraz daha az olduğu için çok rahat yiyebiliyorsunuz. Düşünsenize o kadar çok kaşarı. Gerçi biz Türkler yeriz ama. Memnuniyetle yeriz. Evet. Evet, bu kadar mantar yetecektir bana. Diğer malzemelerin şekline de kendimiz karar vereceğiz herhalde değil mi? Yani mesela kapya biber büyükse böyle iki tane yeter ama küçükse üç adet dediğiniz gibi böyle yapabiliyoruz. Neden İtalyanlar hamur işiyle beslenip o kadar zayıf kalabiliyor sence? Yani ben... Bunun sırrını çözebildin mi? Ben onlarla iken akşamları yemiyorlar çok. Onu gördüm. Bir de zeytinyağı yani ve ürünü sade tüketirler. Bizde mesela işte Türkiye'ye geldiğimde baktım ki birçok yer yaptığı makarnaya böyle kase kase kremalar koyuyor. Ama orada evet, pek doğru. Krema kullanılmıyor. Çok az ve doğal bir... Makarnaya kullandıkları soslarda krema yok mu? Pek kullanmazlar. Çok nadir ve çok az. Yani örneğin tereyağı kullanırlar. Tereyağının kremasıyla
Pesto soslar falan. Tabii tabii. Pesto da örneğin Cenova fesleğeniyle yaparlar. Cenova fesleğinin yaprağı ise çok incedir ve aroması çok yüksektir. Dolayısıyla tabii burada toprak ve su da önemli. Evet, kullandığımız malzemelerin doğrama öyle kısmındayız. Onun da tekniklerini zaten ekranda görüyorsunuz. Özel bir şey söylemeye gerek yok herhalde. Burada küçük diledikleri gibi. Sucuğumuzu istersen şimdi doğrayalım. Evet, şunu tahtada bırakayım, hiç almayayım. Evet. Ben onları doğrayayım istersen bir taraftan, bir taraftan da sen hamurunla ilgilen. Öyle mi? Ben sana öyle bir yardım edeyim ki bütün malzemelerimiz istediğimiz sürede yetişsin. Öbür türlü biraz zorlanacak gibiyiz çünkü. Hamurumuz dinlenmiştir herhalde, değil mi? Tabii biraz dinlendi. 20 dakika olmuştur diyelim. Anlatır mısın hamuru bize şimdi biraz? Şimdi burada gördüğünüz gibi hamurda biraz yumuşaklık ve biraz daha kendine gelme dediğimiz olayımız gerçekleşti. Şimdi ben 3 tane tarif yapacağım. Şöyle bir bıçağımı alıyorum. Bir taraftan anlatır mısın bize burada, lütfen? Burada ilk hamuru, bir tanesini tepsi pizza için kullanacağım. Bir tanesini focaccia ekmeği için kullanacağım. Diğer birini ise tavada demiş olduğum pizza için kullanacağım. Şimdi asıl bizim ilk yapmış olduğumuz temel teknik, yani bu yapacağımız yemeklerin temelini oluşturan şey aslında hamur. Bu hamuru da yapmış bulunduk. Bundan sonrası çok rahat. Malzemeleri koyup fırına atacağız ve hamurumuzu dilediğimiz incelikte açacağız. Hamurun mayalanması için farklı başka teknikler var mı? Tabii mesela şu an bu hamuru eğer ekmek yapıyor olsaydık biraz daha mayalandırmak isteyecektim. Yani şöyle düşünün, şuradan alıp şuraya koydum, şuradan alıp şuraya koydum. Böyle kendi içine doğru hamuru katlayıp bir yuvarlak elde edeceğim. Bugün yapacağımız 3 tarifte aynı hamuru kullanıyoruz. Aynı hamurdan 3 değişik tarifi nasıl yaptığımızda yavaş yavaş ekranımıza getiriyoruz. Fırat, ben doğru mu doğruyorum? Hemen bir bakar geleyim mısın? Yanına. Büyük mü oldu sucuklar? Bir tık daha kesmem gerekiyor mu şöyle sence? Yok, güzel. Bence güzel. De güzel. Ben de büyük severim malzemeyi oldu. Çünkü. Bu, evet, bu peki. O da güzel oldu. Soğanı isteyeceğim senden bir de doğramanı. Soğan isteyeceksin, tamam, evet. Peki. Soğanı istersen ben doğrayayım. İstemeseydin iyiydi ama neyse. İşte göz böyle. Makyajım akmaz inşallah. Evet. Benim de kendime göre soğan doğrama tekniğim var. Tabii, ben tabii de suyun kenarında doğruyorum ama şimdi musluk kenarına gidemeyeceğim. Size güzel doğrama tekniğimi göstermek için burada olacağım. Soğanı nasıl doğramamı istersin? Soğanı tamamen senin küçük, zevkine küçük bırakıyorum. Yarım ay da olabilir, minik minik de olabilir. Tamam. Evet, bol besleyicili ve lezzetli pizza tariflerimizle bugün karşınızdayız. Evet. Ev halkında pizza sevmeyen olmayacaktır diye tahmin kesinlikle ediyorum. Ne dersin Fırat? Benim tarifimi uyguladıkları zaman pişman olmayacaklar. Bununla ilgili de diledikleri zaman bana soru sorabilirler değerli izleyiciler. Pek çok değişik malzeme de kullanabilirler değil mi Fırat? Tabii ki, tabii ki. O yüzden şimdi, de çok bereketli. Şimdi biz burada bir taraftan sebzeli olur, bir taraftan tabii burada sucuklu, biz, kaşarlı olur. Şunu dile getireyim. Türk halkının sevmiş olduğu malzemeleri bir araya getirdik. Yani İtalya'da olmuş olsaydı belki ançuez kullanacaktık. Belki kapari kullanacaktık. Belki başka bir malzeme kullanacaktık. Dolayısıyla bizim coğrafyamızdaki ve bizlerin sevmiş olduğu malzemelerden bir araya getirdim o malzemeleri. Şimdi ben biraz unladım. Şimdi nasıl açıyorsun? Bize onu da anlatır mısın lütfen yaparken? Şimdi normal bir taş fırında yapıyor olsaydım şöyle kenarlardan katlayıp havada açıp bir şov yapardım. Biz şimdi burada evde ve fırında yapacağımız için evimizdeki tepsimizin boyutlarına göre merdane ile hafif
istediğimiz şekilde hamurumuzu açacağız. Merdaneden önceki açtığını elinle açtın. Elimle mi? Açtım. Yani biz genelde pizzayı yaparken çok merdane kullanmayız. Fakat tepsi pizzada bu geçerli değil. Buradaki amaç da hamuru çok ezmeden. Yani çok fazla hamuru ezdiğimizde. Şimdi kenarlara kabarcıklar geliyor. Hava boşlukları mayalanırken hamurun kenarlarına geliyor. Bizim yaptığımız pizzada da bu kabarcıklar kenarlarda balonlaşmayı sağlıyor. Bizim de yapmış olduğumuz Napoli pizzalarında balonlaşma çok önemli. Kenarların böyle şişkin olması. Onun için de tabii fırın da çok önemli. Ha, bunu burada da uygulayabilir miyiz? Pek tabii ki uygulayabiliriz. Galiba işimi bitirdim. Vallahi çok hızlısınız maşallah. Bayağı çalıştım bugün. Şimdi şu kirleri öbür tarafa götürürken sana biraz yaklaşayım. Elinle açıyorsun şimdi merdane yerine. Ya işte şef neden? Olunca şef olunca alışkanlıklarınızdan vazgeçemiyorsunuz. Elle daha mı rahat açılıyor sence? Ya el biraz daha rahat oluyor bizde. Tabii hamurun büyüklüğü var burada biraz. Burada da biraz detay. Hamurun vereyim. İnceliğini, kalınlığını anlamak için ne yapmalıyız? Şöyle. Yani istediğimiz orada, gibi olduğunu orada, nasıl anlayabiliriz? Orada şöyle. Bu arada yırtık falan olursa böyle bir araya getirip şöyle yumrukladığınız zaman kaybolacaktır. Evet. Yani bu biraz aslında, bu biraz aslında şeye bağlı. Yapmış olduğunuz malzemenin elinize uyumu. Bunu zaten bir defa iki defa yaptıktan sonra çok daha rahat değerli izleyiciler alışacaktır. Bu hamur şimdi fırında da kabaracak mı? Tabii. Bayağı kabarık. Yani kenarları kabaracak. Ben olacak. Çok hafif yağlıyorum böyle elimle tepsinin altını yapışmasın diye. Normalde yağlamayız. Evet, hamurumu alıyorum. Hamurumu da burada istediğim şekli verebiliyorum tavanın içinde. Ben şimdi kalın kenar seviyorum pizzada. Size kalın kenar tarifli veriyorum. Ama siz isterseniz bunu daha da ince yapabilirsiniz. Kenarların içine peynir de konabiliyor. Kaşar tabii. Çok güzel olur değil mi? Tolga bayıldı bak. Kameramanlarımız burada, da çok seviyor hamur işini. Şimdi görecekler birazdan. Yaptığımızda onlarla da paylaşıyor olacağım. Bu arada Fırat şunu da söylemeliyiz ki pizzanın özel tepsileri de var yuvarlak. Tabii. Onu onlardan da çok edinip kullanabilirler. Altları delik oluyor onların ki rahat pişebilsin diye değil mi? Kesinlikle öyle. Evet, şimdi evde yapmak isteyenler için normal tepside yapılan şimdi bir pizza bu. Gelelim malzemelerle buluşturmaya. Şöyle kenara çekeyim, sen tepsini oraya koy. Evet. Şimdi ben bir kaşık yardımıyla. Fırça da var istersen şöyle. Böyle sosu koyarken ben biraz cömert olmanızı rica edeceğim. Çünkü sos lezzet veren unsurlardan biridir pizzaya. Sosunuz taze ise, malzemeniz güzelse pizzanızın bir aşamasını bir aşaması çok güzel yapılmıştır. Bazı fırınlarda fırının niteliğine göre değişiyor. Yani bazı fırınlarda hamuru önceden biraz pişirip daha sonra bu malzemeleri ekleyip atabilirsiniz. Çünkü o fırının biraz da niteliğine göre değişiyor. Nedir o nitelik dediğin yani, şey? Yani şimdi bizim şu an gördüğüm fırın gayet güzel bir fırın ama herkeste o fırın olmayabiliyor. Hamuru çiğ bırakabilir bazı fırınlar. Dolayısıyla hamuru şöyle bir önden bir 10 dakika 15 dakika içinde bir şey yokken fırına atıp çıkarıp çok hafif pişirebilirler. Çok hafif pişirebilirler. Evet. Peki. Şimdi burada ben mozzarella peynirimi yine cömertçe davranıyorum burada. Bolca kullanıyorsun. Bolca kullanıyorum. Yani tıpkı bir restoranda yapar gibi ki yapan izleyicilerimiz hani tıpkı bir restoranda yer gibi, restorandan sipariş vermişler gibi o hissiyatı yaşasınlar istiyorum. Evet. Mozzarella peyniri olmayanlar kaşar peyniriyle yapabilirler mi? Kullanabilirler. Alternatifi ne? Yani alternatifi aslında kaşar peyniri diyebiliriz. Mozzarella peynirleri de hemen hemen her markette bulabileceğimiz aslında peynirler kategorisinde.
suyun içinde saklıyorlar onu değil mi? Şimdi suda mozzarella diye bir peynirimiz daha var. O mozzarella suda mozzarella olarak geçiyor. O da tamamen yağsız bir peynir. O da İtalyanların bir peyniri. Onları biraz Napoliler kullanıyor. Napoli'nin dışında Roma'dakiler pek kullanmıyor onu. Sıralamanın bir önemi var mı Fırat? Önce burada biraz keyfinize koydum, kalmış. Sonra biberleri. Burada biraz keyfinize kalmış. Yani bol malzemeli ben seviyorum. Yani malzeme sırasının bir önemi yok, yok değil mi? Yok, herhangi bir önemi yok. Kalanlarla ilgili olarak. Burada ben peyniri alt kısma koydum. Peynir yansın istemiyorum. Diğer malzemeler de zaten pişerken hafif su bırakacakları için birbirleriyle özleşecekler. Ben sucuk, soğan, mantar dörtlemesini çok sevdiğim için zeytinli şey. O yüzden taze soğanı kullanıyorum. Yani bu şekilde atıyorum. Çok lezzetli oluyor. Zaten güzel doğramış mıyım bu arada? Çok güzel doğramışsın. Evet. Soğan istemeyenler tabii koymayabilir. Burada biraz bizimki. Tamamen bize. Ben soğanı soğan az koyayım. Koyduk. Evet. Burada zeytin ve mısırımız ve zeytinimiz. Tam Türk işi bir pizza. Evet. Ama teknikleri, İtalyan teknikleri. Hiç yağ falan koymayacak mıyız? Hiç koymayacağız üzerine? Ya. Hiç. Zaten pişerken sucuğun hafif de bir şeyi var, aroması var, bırakacak. Evet. Sosun içine de zeytinyağı koyduğumuz için yeterli gelecektir. Peki, nasıl şimdi ben olacak bunu, fırınımızın derecesi? Şimdi fırınımızı 170 ve 180 derece aralığında yaklaşık 25-30 dakika pişireceğiz bunu. Pişireceğiz. Evet. Peki. Tepsimiz fırına giderken biz yeni tarifimize geçelim efendim. Buyurun. Hamur yoğurma teknikleri nasıl olmalı? İster öğünlerinizin yanında, isterseniz sandviç ekmeği olarak tüketebileceğiniz, dilediğiniz malzemeyle yapabileceğiniz tüm yapım teknikleriyle yassı ekmek focaccia. Şimdi... Değişik bir ismi var, focaccia, yani İtalyan ekmeği yapacağız şimdi. Malzemelerimiz şöyle, ekrana geliyor. Evet, iki sayfa kadar bir malzeme okuyacağım size. Hamuru için 2 kilogram un, yarım paket maya, bir yemek kaşığı tuz. Bir şey alacaktın aşağıdan, evet. İstersen onu al. Bir tatlı kaşığı toz şeker, yarım çay bardağı zeytinyağı, bir litre içme suyu. Hepsi bu kadar mı? Hayır, üzeri için yarım çay bardağı zeytinyağı, 10 kuru domates, 6 dal biberiye, 1 yemek kaşığı deniz tuzu, 1 kase dilimli zeytin gerekiyor. Focaccia yapıyoruz. Focaccia, Italiano pero. Evet, si. Başlayalım. Evet, şimdi diğer ayırdığımız bir parça hamuru ise şuraya tezgaha alayım. Tezgahımı bir sileyim önce. Daha sonrasında. Ben sileyim. Sana yardımcı olayım. Vallahi çok yardımcı oldunuz bugün tabii bana. Tabii ki, ne çok demek. Çok teşekkür ederim. Memnuniyetle. Buyurun Fırat'cığım. Şimdi efendim, bunun altını çok hafif bir, önce bir zeytinyağı döküyorum borcamımın altına. Hamuru biliyorsunuz zaten yapmış olduğum hamur. Burada eğer mısır unu seviyorsa değerli izleyiciler, bunun altına bir iki kaşık mısır unu da atabilirler. Şimdi yapmış olduğum hamuru önce bir böyle parmaklarımı batırarak hafif bir, sanki böyle pide yapar gibi şimdi bir ezeceğim. Şimdi onu söyleyecektim. Pideye çok aynen benzedi. Şimdi bunda zeytinyağı biraz, tabii yazdığımız şekilde biraz fazla kullanacağız. Gezdiriyorum zeytinyağı. Zeytinyağı bol olacak bunda. Daha sonra malzemelerim burada. Malzemelerimi önce bir doğruyorum. Nedir o doğradığın? Kuru domates, kurutulmuş domates. Kurutulmuş domates. Bu tarifi yapıp buzdolabınızın difriz dediğimiz buzluk kısmında da saklayabilirsiniz. Dilediğiniz zaman pişirdikten sonra çıkarıp çözdürüp çok rahat tüketebilirsiniz. Çok güzel bir ekmektir. Bizim restoranların vazgeçilmez ekmeği. Böyle dediğim, yemekten önce geliyor bir tarafta zeytinyağı oluyor. Kesinlikle değil mi? Öyle. Aynen öyle. Çok keyifli, evet. Çok lezzetli bir. Salatalarda da çok güzel oluyor. Evet. Kuru domatesi. Evet. Şimdi biberiyemiz var. Bu biberiyeleri böyle dalından iyi alıp, şimdi tabii bugün unla uğraştığımız için elimiz hep un oldu, o da belli olsun yani. Tabii bizde canım, öyle bir şey ki vardı mutfaklarda. Çalıştığını belli et diye biraz üstünü başını unla derler.
Yoksa çalıştığım belli oluyla olmaz. Şimdi burada zeytinyağını... Bayağı zeytinyağı koydu. Evet, böyle burada, mi olması aynen, lazım? Aynen. Buradaki böyle cömertçe zeytinyağını kullanın. Focaccio yassı ekmeklerin geneline verilen ad mıdır? Yani şöyle söyleyeyim. Bu işte fırındaki focaccio. Bazı kaynaklarda çok ince olarak pizza hamurundan da yapabiliyorlar. Yani yassı ekmek böyle pufuduk pufuduk kabarık bir ekmek değil. Değil, değil. Hı? Yani focaccia dediğimiz aslında temel orijinali bu. İtalya'da şöyle bir şey de var. Mesela güneyinde bazı şeyleri farklı adlandırırlar, kuzeyinde farklı adlandırırlar. Yani bir makarnanın bile 2-3 farklı ismi olabiliyor. Bizde de aslında baktığımızda Antep'te bir yemeğin ismiyle işte başka bir şehirdeki bir yemeğin ismi farklılaşabiliyor. Evet, aynı tarifin farklı aynen. isimleri olabiliyor. Efendim burada gördüğünüz şekilde çok hafif de tuzluyorum bunu üzerine. Evet, bu kadar basit. Hemen hızlıca yapabileceğiniz bir... Focaccia'mız bitti bile. Bitti. Buraya da biraz zeytin koyalım. Şuraya. Koyayım. Evet, ben çok zeytini seviyorum galiba. Evet, galiba. Zeytin de burada, nasıl güzel bir... Burada değerli izleyiciler malzeme. Soğan da kullanabilirler. Yani bunların bir ritüelinde soğan da kullanılır. Ben çok tercih etmedim soğan. Yani soğan da önceden pişirip soğan ve domatesi de üzerine ekleyebilirler. Bunu nasıl bir fırına gidiyor bu şimdi? Yine kaç derece? Aynı bir fırınımıza gidiyor. Yine bu da aynı şekilde 170-180 derecede yaklaşık 28-30 dakika altı üstü kızaracak. Kardeş onlar pişmeye başlasınlar. Aynen, biz geçelim 3. tarifimize. Kahvaltılarda vazgeçilmezler arasında yerini alacak, aynı zamanda çocukların çok seveceği bir tarif. Tavada pizza yapım teknikleriyle tavada pizza. Şimdi. Tavada pizza yapımına geçiyoruz. Bol malzemeli yine bir pizza olacak. Bakın şu malzemeler girecek bu pizzanın içine. Görelim. Hamuru için 1 kilogram un, 3'te 1 oranında maya, yarım yemek kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı toz şeker, 3'te 1 oranında çay bardağı kadar zeytinyağı, 500 mililitre içme suyu gerekiyor. Hepsi bu kadar mı? Hayır. İç malzemesi için 2 kase mozzarella peyniri, 500 gram kültür mantarı, 100 gram sucuk, 100 gram salam, 1 kase çekirdeksiz zeytin, kızartmak için de sıvı yağ girecek. Başka malzemelerimiz daha varmış. Sosu için tabii o da lazım. 4-5 domates, 1 kase domates püresi, 5 diş sarımsak, 10 yaprak taze fesleğen, yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım yemek kaşığı kuru fesleğen, 1 tatlı kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı kuru kekik giriyor. Evet. Bol malzemeli. Ben pizza fritteyi... Nefis bir pizza. Yani pizza, tavada pizza, fritta pizza olarak da adlandırabiliriz. Bu çok aslında bir sokak yemeği İtalya'da. Çocukların da çok sevdiği. Aslında 7'den 70'e herkesin sevdiği. Ben bunu yaparken senden bir şey rica edeceğim Esra. Tabii. Mantarı, sucuğu ve salamı doğramanı isteyeceğim tabii, senden. Tabii. Ne demek? Memnuniyetle. Şimdi, ama sen lütfen bir taraftan da bize anlat hamurunu. Tabii. Küçük bezeler şeklinde hamurumu... Böyle kesiyorum. Nasıl böyle, bir pizza böyle olacak bu? Böyle büyük tava büyüklüğünde tavada, bir pizza yani, olacak galiba. Yassı, değil mi? Yassı olacak biraz. Böyle ben küçük küçük hamurlar yapıyorum. Küçük küçük hamurları açıp içine malzemeyi koyup ve yağda kızartacağız. Tabii bunu yaparken de yine teknikler var. O tekniklerden bahsedeceğim. Onları beraber uyguluyor Nedir olacağız. Nedir o teknikler? Mesela bunu kızartırken bunun içine yağ kaçmaması için ne yapmalıyız? Yağda kızartacağız ama içinin hiç yağlanmaması gerekiyor. Ne yapmamız lazım? Onu şimdi beraber yapacağız ve su ile kapatacağız. Çünkü hafif çok nemli, yağlı yemek istemiyoruz. Bu pizza çok yağlı bir pizza olur mu acaba? Aslında tam tersi, tam tersi gibi. Yani şey çok çok az olacak içerisindeki yağ oranı. Zaten koyduğumuz malzeme dışı sadece yağla pişecek. İçi çok yağsız olacak. Ama aynı zamanda çocukların da çok sevdiği, yetişkinlerin de çok sevdiği bir
Pizza olacak. Pizza olacak, aynen. Neye dikkat edelim bu pizzayı yaparken? Bu pizzayı yaparken şimdi ince açacağız. Burada istediğiniz ebatta yapabilirsiniz. Küçük, büyük hiç fark etmez. Yağ sıcak olacak. Ben şimdi hamurları biraz böyle hafif unluyorum. Merdane ile ben biraz incelteceğim bunları. Merdane ile inceltiyorum dediniz, evet, değil mi? Evet, merdane ile böyle inceltiyorum. Elimizle inceltemiyor muyuz onu? Daha kolay mı acaba? Daha kolay da olabilir. Tabii hamuru birazcık daha dinlendirmek gerekiyor. Ben çok fazla, tabii zamandan dolayı çok fazla da dinlendiremediğimiz için merdane tercih ediyorum. Ama dileyen izleyiciler... Normalde şöyle, ne kadar dinlenmesi lazım? Kaç normalde saat? Yani en az 2 saat gerekiyor. Yani tamamen elde açabilmek için. Ha mesela şunu ben elde açtım. Çok rahat ben elde açabilirim ama ya bu birazcık benim profesyonelliğimden kaynaklı. Ben değerli izleyicilerin daha rahat yapabilmesi için merdane kullanıyorum. Peki. Evet. İnce hamur mu olacak bu? Kalın hamur mu olacak? Nasıl bu olacak hamur? Bu aslında hamuru? Ne çok ince ne çok kalın. İnceye daha çok yakın olacak. Orta derece bir hamur. Fırat, bu sucuğun şu zarının çıkması için kolay bir teknik var mıdır? Tabii. Nedir? Onu baş kısmından yapmanız lazım. Mesela şuradan. Şu metaller var. Oradan yapabilirsiniz. Sucuk yapılırken bu doğal bağırsaktan dolduruyorlar onu. Doğal bir bağırsak olduğu için doldurdukları, yani başladığı kısım sona geliyor. Başladığı kısımdan yapıldığı zaman etin gelişine doğru, yani tersine doğru geliyor bağırsak. Ve mesela az önce aynısını yaptınız. Bilerek mi bilmeyerek mi bilmiyorum bilmeyerek ama. Bilmeyerek yaptım. Bilerek yaptım tabii ki. O yüzden daha rahat soyabiliyoruz. Şimdi ben burada ikinci işleme geçiyorum. Biraz daha, biraz daha açıyorum. Çok sen bitirince, olmadı mı ona? Sen bitirince, yok. Sen bitirince şimdi yanına geleceğim. Bitti dediğinde geliyorum. Sen gel canım, bitmeden de gel. İyi, hadi o zaman. Hadi gel. Tavada pizza için yağımız biraz fazla değil mi sence? Bunun biraz da özelliği bu. Yani baksana, bol yağda kızarıyor. Tavanın yarısı yağ. Bol yağda kızartıyoruz bunu ama yağ çekmiyor. O konuda rahat olabilirsiniz. Heh, o güzel bir püf noktası. Tabii. Aslında zaten az yağ daha çok hamurda. Aynen öyle. Aynen yağ öyle. Çekmeyi ve ben, sağlayan bir şey. Size de gösteriyor olacağım zaten. Yaptıktan sonra sunum yaparken o detayları aktarıyor olacağım size. Peki. Hep sürprizlerle dolu, yaparken aktaracak. Biraz tabii. Bekleyin. Sen de güzel bekletiyorsun. Bak, öğrendim bu televizyonculuk işini. Bak, ben bunları yaptım. Sen halen bana bir sucuk doğrayacaksın. Allah Allah. Niye acaba? Sen şef olduğun için olabilir mi acaba? Ya, gel gel. Şey, senin kadar usta olmama sen imkan var mı? Sen de yarı şef sayılırsın, Fırat'cığım, biliyor musun? Öyle mi diyorsun? Ben öyle görüyorum. Sağ ol. Var, çok naziksin. Bizde öyle derler, biliyor musun? Mutfakta biri iyi çalıştığı zaman sende ışık var diye Işık var mı? Bak bakalım. Evet. Var. Şimdi ben bunları bir kaseye koyup ayırayım. Hadi ayır. Bir kase gerekiyormuş bunları koyup ayırmak için. Biz de o kaseyi bekliyoruz. Bu arada geldim. Sizin için TV360 ve Esra Harman da Instagram hesaplarımızdaki son postun altına yazmaya başladınız. Devam edin. Sorularınıza karıştırabiliriz istediğimiz cevap gibi olacağız. Bu çok küçük bir kase oldu bunun için ama olsun. Evet, şöyle karıştıracağım ben. Demin böyle sırayla koymuştuk. Şimdi niye karıştırıp koyuyoruz? Öyle, bunda çünkü şey bir teknik var. Hani karışsın istiyorum, hepsi birbirine geçsin. Fırında değil de kendi içinde pişeceği için daha da hızlı farklı bir oluşsun. Teknik. Hamurlarını da getiriyorum şöyle yanıma. Vallahi çok teşekkür ederim. Tahtanın üzerinde yapalım istersen. Evet. Hem daha iyi görelim şöyle. Şimdi burada merdanemi de alayım. Tamam. Bunu da alıyorum. Şimdi değerli izleyiciler, burada ince ince açtık. Şöyle çok hafif. Önce bir elime alıyorum. Ha, baktım. Tamam, hamur rahat oynuyor tezgahta. Hamurun oynaması gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz ki bir sos yaptık. Aynı sostan bir kaşık şöyle koydum. Evet. Daha önce sonrasında fırında yaptığımız pizzanın sosu, evet, biliyorsunuz, kullandığımız sos.
burada da mini mozzarella değil evet, mi? Evet, burada da malzemelerimizi daha mini de olabilir, daha şey de olabilir. Hı-hı. Zeytinle burada şunu yapıyorum ben. Altını. Hafif elimi su ile ıslatıyorum. Hı-hı. Şu kenarlara vuruyorum. Hı-hı. Bu kenarları ıslattığım için çok rahat kapanıyor. Şöyle. Aa evet, pide gibi oldu. Hı. Öyle pide de adlandırabiliriz. Gibi, poğaça gibi oldu. Yalnız çok lezzetli oluyor. Hı-hı. Bunlardan şimdi birkaç tane yapıp... İstersen bir tanesini bir atalım, bir görelim evet, nasıl evet, olduğunu. O bahsettiğin sırları da şimdi paylaş lütfen bizimle. Tamam. Neye dikkat şimdi edelim, ne yapalım? Bakalım yağımız ısınmış mı yeterince? Evet, yağımız ısınmış. Evet, atıyorum. Evet. Hoppa. Aslında teknikler aynı ama pişirilen şeylerin ismi farklı. Mesela bizde de pişi var böyle pişirilen. Tabii bizde yağın de içine atıyoruz samuru. Bizde de pişi puf, var. Puf, kabarıyor. Aynı ben aynı teknik değil mi? Başka bir ülkede bir restorantım vardı. Yaklaşık 1,5 yıl önce geldim. Orada çiğ börek yaptım. Onlarda da meğerse çiğ börek diye adlandırıyor. Çiğ börek varmış. Dolma yaptım. Onlarda da aynı dolma varmış. Sonra birkaç tane daha reçete deneyince öyle olunca ya dedim ki yani siz ya bizden çalmışsınız ya da biz sizden çalmışız. Teknikler diye benziyor. Tabii. Burada ipuçları vereceğim demiştim. Evet. Güzel. Burada mesela dikkat nedir ederseniz hamur açılmadı, böyle birbirine yapıştı. Şöyle baktığınız zaman ben sofistikeliği çok seviyorum. Yani nizami değil de gelişi güzel yapmanız lazım hamuru. Hı hı. Çünkü hamur öyle bir ürün. Burada gördüğünüz ben de gibi pizza olunca tavada şey zannettim, bakın, açık pizza yapacağız bunu, zannettim. Hayır, meğer bunu, kapalı pizzaymış. Bunu mesela bir kağıt parçasını arasına alarak çok rahat elde de tüketebilirsiniz. Ben şunu şöyle koyayım tabağımıza şöyle. Koyalım. Bunu yağlı bir peçete üzerine de alabilirsiniz, böyle de tüketebilirsiniz. Biraz paçanga böreği. Biraz tam çiğ Türk börek işi. Tam Türk işi. Evet. Belki de bizden çalmışlardır. Olabilir. Değişik bir pizza. Kapalı pizza mi yaptık. Tamam, yapalım hemen. Bir tane daha yapıyorum. Yapalım. O yüzden uzun uzun yaptım. Ben de diyorum ki şimdi tavaya göre yuvarlak bir şey yapıyoruz. Niye uzun uzun yapıyoruz? Meğerse kapatıyormuşuz. Aynen öyle. Kapalı pizza. Bunun özel bir adı var mı? İtalya'da? Pizza fritta. Pizza fritta. Pizza fritta yapıyoruz. Aynen. Pizza fritta. Erken gelen kapar arkadaşlar programın sonunda ona göre. Aynen öyle. Şimdi nasıl oluyor biliyor musun burası? Yayın biter bitmez hepimiz tezgahın başında buluşuyoruz. Oo. Koşa koşa. Süper o zaman. Başka hangi malzemeler kullanabiliriz fritta için? Şimdi burada önemli olan ıslak malzeme kullanmamanız. Yani? Yani domates gibi, çok böyle biber gibi suya akabilecek malzemelerden biraz kaçmanız gerekiyor. O yüzden şarküteri diye adlandırdığımız hı-hı, da zeytin gibi ürünleri daha rahat tüketebilirsiniz bunun içinde. Hı-hı. Ama dediğim kıymalı gibi kıymalı falan yapamaz çok mesela güzel olur. Kıymalı güzel da olur. Tabii tabii kıymalı da mesela keyifli olur. Kıymayı daha önce soğanla falan pişirdiğinizde çok daha güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Bu tam böyle Türk damak tadına uygun. Ben o yüzden bunu seçtim. Ve yani asırlardır yapılan bir reçete aslında bu. Neydi adı bir daha söyler misin? Pizza fritta. Pizza fritta. Da. Fit kalmak Ipalare isteyenler italiano fritta. Capito. Italiano però. La chanta mi cantare. Da. Ben ilk size bir anımı anlatayım. İlk mutfağa girdiğimde İtalyanlarla bana dediler ki işte bir yemek ismi söylüyorlar bana yapmam için. Dedi ki işte Fırat dedi pizza, spagetti, aglio, olio, öyle premessolo, pomodoro con peperoncino, due piatti, marş dedi. Ya dedim bu ne diyor? Neymiş ben o? Ben de öyle demiştim ilk başta. Yani meğer benden sipariş istiyor. Ben onlarla çalışırken tabii daha sonra öğrendim. Garibim. Ufacık bir cümle kurmak ya, için ya 80 cümleyi arka arkaya. Ama yani işi zor. Bunu ben yapmak istiyorum reklama tamam gitmeden önce. Tamam. O an süper olur. Bana şimdi sen öğret. Tamam. Bu aslında kadar açmam bu çok yeter da güzel mi? Çok da güzel görünüyor evet. İçine malzememi koyuyorum. Aynen öyle. Şu şekilde. Yok, sosu koyuyorsun önce. Önce sos koyuyorum. Önce sos. Tamam. Bir şey soracağım sana. Dur bir dakika. Soruma geçmeden önce şu sosumu güzelce bir yedireyim. Sosu her tarafa mı yayacağım? Sadece yok, ortada orta kısmına, kalacak. Orta kısmında kafi. Kalacak. Şöyle. Sadece ortaya ben şöyle kullandım. Sonra malzememi alıp bu malzemeyi çok da kullanmamak lazım değil mi? Kapanmaz yoksa. Şimdi tabii peyniri de koyacaktın. Olsun fark etmez.
Şöyle kenarları iyi yapışsın hafif diye yani, suluyorum. Genelde biz profesyoneller sulamayız böyle kenarlarını. Biz hani çok böyle bir erkek gücüyle bastırdığımız için kapanıyor. Fakat ben değerli izleyicilerin bunu yaparken bir sürprizle karşılaşmamaları için bu tekniği öneriyorum. Evet. Peynir koydunuz mu peynir? Koydum. Ha, süper o zaman. Harika. Aa, koymadım. Bir dakika, koydum dedim, yanlış söyledim. Zeytin, az önce dediğin lafı geri alıyorum. Evet, zeytine gitti aklım. Şöyle. Süper. Bu şey olmasın diye, yırtılmasın diye dediğim gibi malzemeyi çok da koymak gerekiyor. Benim hamur kolay kolay yırtılmaz. Seninki yırtılmaz tabii ki, sen yapıyorsun. Yok çünkü hani aynı hamur çünkü. Peki. Şimdi burada sana bir şey daha şimdi göstereceğim. Alıp, dur. Göster. Dur. Avucunu aç. Açtım. Unladın. Unladım. Bu avuçtan bu avuca aktar. Şimdi hayır, öyle değil, öyle alma hamuru. Nasıl öyle davranma. Alayım? Şöyle davranayım. Şöyle. Hayır, nasıl? Şöyle. Ha, bir daha gibi. Koyar mısın rica etsem? Tamam. Şöyle nazik şöyle davranıyorum. Şimdi oldu. Hı. Şimdi bir böyle nazikçe kafasından aşağı doğru bırakıyorsunuz, elinizi çekiyorsunuz. Korkma, bir şey olmaz. Hoppa. Bak oluyor. Balık gibi oldu. Süper, süper. Kocaman pizza. Bunu değerli izleyiciler illa sucuk veya jambon koymak zorunda değiller. Evde herhangi bir şeyi pişirip öz suyunu kaybettirdikten sonra da koyarlar, koyabilirler. Evet, İtalyan şef sevgili Fırat'la devam ediyor pizza yolcuğumuz ama kısa bir reklam molasından sonra. Bir şey çok güzel oldu senin yaptığın. Değil mi? Reklam. Evet, tamam. Güzel yaparım. Hamur işleriyle kendimizi şımarttığımız bir mutfak atölyesi oldu. Değil mi sevgili Aynen. Fırat? Neler yaptık? Şöyle yine bir hatırlayalım evet, istersen. Bir tane hamur yaptım. Bir hamurdan üç tane çok farklı lezzet oluşturdum. Birincisi bir tepsi pizza yapmış oldum. Üzerinde sebze ve dilediğimiz malzemeyi de ekleyebiliriz. Fırında pizza. Fırında pizza. Neye dikkat tepsi ediyoruz bunu yaparken? Bunu yaparken hamurumuz çok önemli. Sosumuz çok önemli. Hamurun nasıl olması lazım? Hamurun belirtmiş olduğum şekilde önce sıvıyı yapıp sonra kuru malzemeyi ekleyeceğiz ki hamur ben oldum diyor o zaman. Yani sıvıya göre katı malzeme ilave edildiği için kıvamı o zaman daha tutturmuş oluyoruz. Sosu nasıl yapılmıştı? Sosu bütün malzemelerimizi bir araya aldık. Blender'da malzemelerin homojen bir şekilde karışmasını sağladık. Blender'dan ezdik. Daha sonra sosumuzu ekledik. Mozzarella peyniri, üst malzemesini de değerli izleyicilerin keyfine kalmış ama ben böyle bizim Türk damak tadımıza uygun bir şekilde bir reçete uyguladım. Sosun olmazsa olması nedir burada? Sosun olmazsa olması fesleğen, domates, zeytinyağı ve sarımsak. Bunlar domatesi olmaz. Ayrı, sosunu, şeyi, püresini ayrı kullandın. Püresini ayrı kullandım. Evet. Bir de domates, doğranmış domates konservesini kullandım. Normalde domates kullanabilirsiniz. Şu olduğumuz mevsimde domateslerin rengi tam istediğim gibi olmadığı için şu görüntüyü yakalamam zor oluyordu. O yüzden ben domates konservesini kullandım. Tabii o da mevsiminde yapıldığı için daha istediğim sonuca ulaşmamda yardımcı oluyor bana. Ve aynı hamurdan sonra bir focaccia yaptık. Focaccia gördüğünüz gibi aslında böyle her zaman sabah kahvaltısından akşam uyuyana kadar bize sofralarımıza eşlik edebilecek bir lezzet. Burada bunu difrizinize koyup yani buzlu kısmına kaldırıp dilediğiniz zaman çözdürüp ısıtıp da tüketebilirsiniz. Dilim dilim kesip üzerine bazı malzemeler ya da bir şeyler sürüp de tüketebilirsiniz. Çok amaçlı lezzetli bir ekmek. Bu şekilde de çok rahat tüketiliyor. Püf noktası yağ bol kullanıyorsun üstünde. Bol yağ çok kullanıyorum. Bir burada yağ bir de var. Biberiyenin, kuru domatesin, zeytinin aromaları birbirine geçiyor ve dikkat et, zeytinyağı o kadar kullandık ama üstünü altını kızarttı. İçi de pofuduk oluyor bunun, böyle delikli oluyor. Fırından yeni çıktı, sıcacık. Oh, afiyet olsun. Ve aynı ve hamurdan aynı hamurdan pizza fritta yaptık. Pizza fritta aslında kapalı pizza. Evet, kızarmış pizza. Yani İtalyancası kızarmış pizza anlamına geliyor. Pizza fritta. Çünkü tavada yaptık bunu. Tavada kızarttık. İçi yağ almadı kesinlikle. Gördüğünüz gibi tamamen kapalı. Yağ alabilecek bir yeri yok. Dışı yumuşacık, içi lezzetli, keyifli bir pizza fritta yaptık. Bunu da istediğiniz zaman
yapabileceğiniz. Ellerine sağlık sevgili hamuru Fırat. Hamuru, son bir şey ekliyorum. Hamuru yaklaşık 5 gün buzdolabında tutabilirsiniz. Hiçbir şey olmaz bu hamura. Önceden yapıp hamur olarak buzlukta da bekleyebilirsiniz. 6 aya kadar dayanma süresi var. Sonra onu çıkarıp yumuşatıp yine malzemenizi koyup yapabilirsiniz. Afiyet olsun efendim. Yarın yine beraberiz. Yarın biraz tatlılar diyeceğiz. Yine sevgili Fırat bizimle birlikte olacak. Yarına kadar ben Esra Harman'da. Bereketli olsun sofralarınız, sağlığınız, ağzınızın tadı eksilmesin efendim. Hoşçakalın.